x tam sayı olmak üzere x artı 10 bölü 2x artı 3 tam sayısı basit bir kesir olduğuna göre demiş. Şimdi arkadaşlar bunun tam sayı olduğunu söylüyor ve aynı zamanda basit bir kesir olduğunu söylüyor. Şimdi mesela 1'i düşünecek olursak 1 demek aslında 1 bölü 1 demektir. Mesela bu basit bir kesir midir şu anda? Değildir değil mi? Basit kesir neydi? Payı paydasından küçük olan kesirdi. Ya da 2'yi düşünelim. 2 bölü 1 olarak düşünelim. Bu da bileşiktir. 3 bölü 1 bu da bileşiktir. Ya da 10 bölü 2 şeklinde yazarsak bu da bileşiktir. Peki hem tam sayı olup hem basit kesir olan bir ifade var mı? Tek bir ifade geliyor benim aklıma. O da şudur. Payı 0 yazarsın. Aşağıya ne yazarsan yazarsın. Mesela 15 yaz. Fark edecek mi? Sonuçta Sonuçta her türlü sıfır gelecektir. O yüzden burada eğer payımız sıfır olursa istediğimiz şeyi gerçekleştirebiliriz. Payın sıfır olması için x yerine eksi 10 vermemiz lazım. Eksi 10'u verdiğimizde eksi 10 artı 10 bölü 2 çarpı eksi 10 artı 3 geldi. 0 bölü ne geldi aşağıdan? Eksi 17 geldi. İşte bu basit bir kesir oldu. Dolayısıyla x'in eksi 10 olduğunu anlamış olduk buradan. Şu ifadenin sonucunu soruyor bize. x artı 5 bölü x'in e, sonucunu soruyor. x yerine eksi 10'u yazdım. Eksi 10 artı 5 bölü eksi 10. Eksi 5 bölü eksi 10 yaptı. Eksiler sadeleşti. Artı yaptı. 5 bölü 10 sadeleştiğinde 1 bölü 2 yapacaktır. Cevabımız da denizli seçeneği olacaktır. 1 bölü 3 artı 3 artı 3 bölü x eksi 2 kesrinin tanımsız yapan x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi kesrin tanımsız olması için paydasının sıfır olması lazım. E paydanın sıfır olduğu yerlere bakacağız. İlk olarak şuraya görüyoruz. Burada bir tane payda var e x 2 paydamız değil mi? x 2 eğer 0 olursa kesir tanımsız olur. Dolayısıyla x'in 2 olmaması lazım tanımsız olmaması için. Yani 2 verdiğimizde tanımsız olur. Bizden istediği e, istediği değerdi de zaten tanımsız yapan değerlerdi. Peki burada bırakır mıyız? Burada bırakmayız arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha bölme işlemi var görüyorsunuz değil mi? O zaman bu bölme işlemine göre de düşünmemiz lazım bizim. Yani şurası sıfır olursa yine 1 bölü sıfır olur sonuç yine tanımsız olur. Yani 3 artı 3 bölü x eksi 2 eşittir sıfır olursa yine sonuç tanımsız olur. 3'ü karşıya attım. 3 bölü x eksi 2 eşittir eksi 3 oldu. İçler dışlar çarpımından eksi 3x artı 6 eşittir 3 olarak geldi. 3'ü sol tarafa atalım. 6 eksi 3'ten 3 oldu. Eksi 3 x'i sağ tarafa attım. 3 x oldu. İki tarafı da 3'e böldüğümde x eşittir 1 olarak gelmiş oldu. Demek ki x yerine 1 verdiğimizde ve 2 verdiğimizde kesrimiz tanımsız hale geliyor. Bize bizden bunların toplamını istemiş. 1 artı 2'den 3 gelecektir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. 3 bölü 7 artı 2 bölü 5 artı 1 bölü 3 eşittir a. Olduğuna göre 1 bölü 7 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 3 ifadesinin a türünden eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi olduğu gibi şuraya bir yazalım. 3 bölü 7 artı 2 bölü 5 artı 1 bölü 3 eşittir a demiş. Şimdi şu ifadeye bakıyorum. 1 bölü 7 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 3. Bu ifadeye de b diyelim arkadaşlar. Şimdi buradan bizim bir ifade yakalamamız lazım arkadaşlar. Nasıl yakalayabiliriz düşüneceğiz. Bu sayılar öylesine mi verilmiş acaba? Mesela şuna bakın. 3 var, 1 var. 3'ü 2 ile çarpsam 6 yapar. 1 daha 7 yapar. Paydamıza baktık 7 oldu. Aynı şey acaba burada da var mı? 2'yi 2 ile çarpsak 4 olur. 1 de burada var. Paydamız da zaten 5'ti. Aynı şekilde 2 ile 1'i çarptım 2 oldu. 1 de burada var 3 oldu. Paydamız da zaten 3'tü. Dolayısıyla diyorum ki şurayı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplasak bakalım ne oluyor. 2 ile 3'ü çarptım 6. 6 bölü 7. 1 bölü 7 de buradan 7 bölü 7 yaptım. 2 ile 2'yi çarptım 4 bölü 5. 1 bölü 5 de buradan geldi. Yani 5 bölü 5 oldu. 2 ile 1'i çarptım 1, 2 bölü 3 oldu. 1 bölü 3 de buradan var. 3 bölü 3 geldi. Burada ne oldu? 2A artı B oldu. Şimdi 7 bölü 7 1'dir, 5 bölü 5 1'dir, 3 bölü 3 1'dir. Topladığımızda 3 olacaktır. 3 eşittir 2a artı b. Bizden ne istiyordu? Bu ifadenin a türünden eşitini istiyordu. Bu ifadeye biz b demiştik. b'nin a türünden eşitini istiyor. b'yi yalnız bırakalım o zaman. 2a'yı karşıya atıyorum. 3 eksi 2a eşittir b olarak geliyor. Bu durumda cevabımız da Ceyhan seçeneği oluyor. Aşağıda bir dairenin 3 ayrı taralı kısmı verilmiştir. Taralı alanların yay ölçüleri 1 derece, 3 derece ve 4 derecedir. Buna göre taralı alanları ifade eden kesrin değeri ile aşağıdakilerden hangisinin toplamı bir tam sayıdır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar taralı alanlarda 1 derece, 3 derece, 4 derece. Tamamı kaç derece bunun? 360 derece. E bunları topladığımızda 8 bölü 360'ı ifade ediyormuş aslında taralı alanlar. Bunu sadeleştirdiğimizde ne gelecektir? 1 bölü 45 gelecektir. Peki bunu hangisiyle topladığımızda bir tam sayı yapar? Şurası 98 bölü 100 demektir arkadaşlar. Şurası kesinin tamamı bölü devretmeyen, eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım zaten 0 olduğu için yazmamıza gerek yok. Virgülün sağ tarafına bakıyorduk paydayı yazarken. Devreden kadar 9. 2 tane devreden olduğu için 2 tane 9 yazdık. Devretmeyen kadar 0. Zaten burada devretmeyen yok. Peki Tamamı nedir burada arkadaşlar? 197 eksi devretmeyen kısım 19. Pay kısmını yazıyorken virgül görmüyorduk. Payda kısmını yazarken de virgülün sadece sağ tarafını görüyorduk. Virgülün sağ tarafında bir tane devreden var. Bir tane de devretmeyen var. O zaman burası kaç oldu aslında? 188, 100, 178 bölü 90 olarak gelmiş oldu. Peki D'ye baktığımda D de zaten 198 bölü 100 demektir. E'ye baktığımızda ise şunu görüyoruz sayının tamamı 198 eksi devretmeyen kısım bölüm virgülün sadece sağ tarafına bakıyoruz devreden kadar 9 iki tane 9 geldi devretmeyen kadar 0 diyoruz ama devretmeyen yok burada dolayısıyla burası da kaç geldi 197 bölü 99 olarak gelmiş oldu. Şimdi cevabımız hangisi olur peki? Benim ilk aklıma gelen şunun olması. 178 bölü 90'ın olması. Niye bunu söylüyorum? Çünkü 1 bölü 45 diye bizim kesrimiz. 45 ile 90 eşitlenebilir. Çok daha rahat eşitlenebilir diğerlerine göre. Dolayısıyla bu olabilir diye düşünüyorum ilk olarak. Ve gidiyorum deniyorum buna. Şimdi 1 bölü 45. Bunu hatta genişletelim arkadaşlar. 2 ile genişletimde ne olacak? 2 bölü 90 demektir. Artı 178 bölü 90. Bunları topladığımda ne olacaktır? 180 bölü 90 olarak gelecektir. 180'i 90'a böldüğümüzde de 2 olacaktır. Ve gerçekten de tam sayı oldu. Dediğimiz gibi de olmuş oldu. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12. Şimdi arkadaşlar bunların paydalarını hepsini 12 ile Eşitleyebiliriz 12'de. Şöyle 3 ile çarparsak. Şurayı da 6 ile çarparsak. 6 ile 1'i çarptım 6 oldu. Eksi. 3 ile 1'i çarptım 3 oldu. Eksi. E, 2 ile 1'i çarptım 2 oldu. Eksi eksiden artı oldu. 1 bölü 12 olarak pay kısmını halletmiş olduk böylelikle. 6 artı 1 7'dir. 7'den 5 çıktığında 2 gelir. 2 bölü 12 demektir burası. Sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 6 olarak gelecektir. Peki bir de payda kısmına bakalım hadi. Burada bir bölme işlemi vermiş birinci olduğu gibi kalsın yani 6 bölü 5 İkinciyi ters çevirip çarpalım yani 5 bölü 18 olsun 5'ler burada sadeleşti 6 ile 18 de sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 olarak geldi. Şimdi pay kısmımız 1 bölü 6 payda kısmımız 1 bölü 3 oldu birinci olduğu gibi kalsın yine İkinciyi ters çevirip çarpalım 3 bölü 6 geldi buradan sadeleşince de 1 bölü 2 olacaktır yani cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. x, y sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere bu ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şu ilk ifadeye bakacak olursak devirli sayıları şöyle yapıyorduk. Sayının tamamı x'tir zaten. Diğerleri sıfır olduğu için yazmamıza gerek yok. Eksi devretmeyen kısımlar zaten sıfırdır. Bölü diyoruz virgülün sağ tarafında İki tane devreden var o yüzden iki tane 9. Bir tane de devretmeyen var o yüzden bir tane 0. Yani burası aslında x bölü 990 demekmiş arkadaşlar. Şimdi bir de şuraya bakalım. Sayının tamamı y'dir. Eksi devretmeyen kısımda 0 var. Virgülün sadece sağ tarafına bakıyorum. Devre, i̇ki tane devreden var. Bir tane de devretmeyen var. O zaman burası da y bölü 990'dır diyebiliriz. Şimdi payda kısmına geldik. E, sayının tamamı x'tir. Devretmeyen kısım 0'dır. Bölü virgülün sağ tarafında bir tane devreden var sadece. O yüzden bir tane 9 yazdık. Burası da aslında x bölü 9'dur diyebiliriz. Şuraya baktığımızda ise y eksi 0 bölü 9'dan y bölü 9'dur diyebiliriz. Şimdi bunları bir yerlerine yazalım hat. x bölü 990 eksi y bölü 990 bölü x bölü 9 eksi y bölü 9 olarak geldi. Şimdi paydalarımız eşit olduğu için direkt x eksi y bölü 990 yazabiliriz. Burayı da x eksi y bölü 9 olarak yazabiliriz. Birinci olduğu gibi kalır. x eksi y bölü 990. İkinciyi ters çevirip çarparız. Yani 9 bölü x eksi y olarak. x eksi y'ler burada sadeleştiğinde 9 9'la 990'ı da sadeleştiririz arkadaşlar. Ne olur? 1 bölü 110 olarak gelmiş olur. Cevabımız da Bursa seçeneği olacaktır. A eşittir eksi 17 bölü 11, B eşittir eksi 27 bölü 21, C eşittir eksi 37 bölü 31, A, B ve C'nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şuraya bakıyorum aralarında 6 fark var, burada da aralarında 6 fark var, burada da aralarında 6 fark var. Şimdi burada ezber yapmayın ama hemen bir iki tane sayı denerek bunu hatırlayalım. Şöyle mesela aralarında bir fark olsun 2 bölü 1, 3 bölü 2, 4 bölü 3. Şunları düşünelim arkadaşlar. 2 bölü 1, 2 demektir. 3 bölü 2, 1,5 demektir. 4 bölü 3 dersek daha küçük bir sayı yapacaktır. Yani kaç olacaktır? 1,3 gibi bir şey olacaktır buradan. Şimdi sayılar büyüdükçe dikkat ettiyseniz... 2, 3, 4 diye arttırdık burada. Sayılar büyüdükçe aralarındaki fark da eşitse... ...sonuç küçülüyor dikkat ettiyseniz. 2 iken 1,5 oldu sonra 1,3 oldu. Eksileri hesaba katmayacak olursak... ...o zaman bunların en büyüğü 17 bölü 11'dir... İkinci büyük 27 bölü 21'dir. En küçük ise 37 bölü 31'dir diyebiliriz. Eksiler hesaba katmasak. Ama önüne eksi geldiği anda ne yapıyor? Tam tersine çeviriyor. Şimdi burada en büyüğü hangisiydi arkadaşlar? 17 bölü 11'di. Eksi 17 bölü 11 de bunların en küçüğü olacaktır. E daha sonra B gelecektir. E daha sonra da C gelecektir. Cevabımız da buradan Edirne seçeneği olacaktır. Şekildeki dikdörtgen içine 9 tane kare çizilmiştir. Buna göre sarı renkli bölgelerin toplam alanının mavi renkli bölgelerin toplam alanına oranı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi biz şu sağ taraftan bakacak olursak tamam mı bu dikdörtgeni? Şuradan doğru bakalım. Şimdi şuradaki uzunluk ile şu uzunluk zaten dikdörtgen olduğu için eşittir doğru değil mi? Ve üst tarafla alt tarafın uzunluğu da eşittir dikdörtgen olduğu için. Şimdi peki şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Şu iki kareye bakacak olursak bu dikdörtgenin uzunluğu iki parçaya bölünmüştür burada. Ortadaki karelere bakacak olursak burada da üç parçaya bölünmüştür. Tabii bunlar şöyle birbirine eşit diyebiliriz. Şuraya bakacak olursak da burada da dört parçaya bölünmüştür. E Şimdi hem ikiye bölünmüş hem üçe bölünmüş hem dörde bölünmüş. O zaman bir, bu dikdörtgenin şu kenarına 2, 3 ve 4'ün ortak katı olan 12x dersek şu uzunluğun tamamını 12x dersek arkadaşlar... Bu durumda şu küçük karelere her birine kaç düşecektir? 4 tane oldukları için her birinin uzunluğu 3x, 3x, 3x ve 3x kadar olacaktır. Daha sonra şu ortanca karelere baktığımızda da uzunluğu ne olacaktır bu sefer? 12'yi bu sefer 3'e böldüm. 4x bir kenarının uzunluğu bu. 4x ve 4x olacaktır. Büyük olan karelere baktığımızda ise bu defa 6x ve 6x olarak gelecektir. Şimdi bize bizden bunun alanları oranını istemiş ya. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Büyük olan karelerin alanları için ne söyleyebiliriz? 6x çarpı 6x'tir. Bunlar kare olduğu için iki kenarının çarpımından 36x kare gelir alanı. Bunun da aynı şekilde 36x kare gelecektir. Şu ortanca karelere baktığımızda 4x çarpı 4x'ten 16x kare gelecektir her biri. Şöyle altına yazalım 16x kare. Şuraya baktığımızda 3x çarpı 3 xten her biri 9x kare gelecektir arkadaşlar. Şimdi sarılara baktığımızda sarılardan şuradan bir tane 36x kare var. Artı şurada bir tane 16x kare var. Artı şurada da 2 tane 9x kare var. Yani topladığımızda 18x kare yapıyor. Yani 16 ile 36'yı topladım 52x kare. 18x kare de buradan geldi 70x kare yaptı. Topladığımızda 70x kare yaptı bu sarı olanlar. Peki bir de mavi olanlar vardı. Mavi olanlar şurada bir 36x kare var. Artı diyorum. Şurada 16x kare 16x kare daha 32x kare oldu. Artı 9x kare 9x kare 18x kare yaptı. Bunları da topladığımızda 50, 36 da buradan 86x kare yaptı arkadaşlar. Bu da maviler diyebiliriz. Peki sarılar bölü maviler demişti bize. Yani 70x kare bölü 86x kare dedik. x kareler gitti. 70 ile 36'yı sadeleştirirsek 2'ye böldük 35, 2'ye böldük 43 geldi. 35 bölü 43'ten cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. 8 bölü 15 artı 14 bölü 25 artı 4 bölü 35 bölü 2 bölü 35 artı 4 bölü 15 artı 7 bölü 25. Şimdi arkadaşlar bu şekilde karışık verilmiş. O yüzden biraz kafamız karışabilir. Ancak şöyle yazarsak daha net görünecek sanki. 8 bölü 15 dedim. Artı 14 bölü 25 artı 4 bölü 35. Bölü dedim. Payda kısmında önce 4 bölü 15'i yazdım. Sonra 7 bölü 25'i yazdım. Sonra da 2 bölü 35'i yazdım. Paydaları eşit olanları alt alta getirdim. Şimdi daha net bir şekilde görünüyor ki 8 4'ün 2 katı 14 7'nin 2 katı 4 2'nin 2 iki katı. O zaman biz bunu şöyle yazabiliriz. 2 çarpı 8 bölü 15 yerine 4 bölü 15'i yazabiliriz. 2 dışarıda olduğu için çarpılınca zaten 8 bölü 15 yapacaktır. E buradan 7 bölü 25 gelecektir. Buradan da 2 bölü 35 gelecektir. Paydamızda zaten ne vardı? 4 bölü 15 vardı. 7 bölü 25 vardı. Bir de 2 bölü 35 vardı. E şunlar eşit olduğu için direkt sadeleşecek ve cevabımız 2 olarak gelmiş olacak. Yani Bursa seçeneği. A ve B bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Bizden A artı B bölü B eksi A'nın değeri isteniyor. A eşittir diyorum. Şu, şunu nasıl yazabiliriz? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülün sağ tarafında bir tane devreden olduğu için bir tane 9 yazdık. Artı sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülün sağ tarafında bir tane devreden var sadece. O yüzden bir tane 9 yazdık. Toparlayacak olursak a eşittir. Buradan 18 bölü 9'dan 2 gelir. 27 bölü 9'dan da 3 gelir. Topladığımızda da 5 olarak gelecektir. A'yı bulduk. Bir de B'ye bakalım hadi. B eşittir diyorum. Sayının tamamı 19 eksi devretmeyen kısım bölü virgülün sağ tarafında bir tane devreden var. O yüzden bir tane 9. Artı 39 sayının tamamıdır. Eksi devretmeyen kısımda 3 vardır. Bölü dedim. Virgülün sağ tarafında bir tane devreden var. O yüzden bir tane 9 yazdık sadece. Bunu toparladığımızda ise 19'dan 1 çıkardım 18. 9'a böldüğümüzde 2 geldi. 39'dan 3 çıktı 36. 9'a böldüğümde 4 geldi. O zaman B de buradan 6 olarak gelmiş oldu. Bizden istediği şeye bakıyoruz. A artı B bölü B eksi A. A artı B nedir? 5 artı 6 bölü B 6'ydı. A da 5'ti. Yerlerine yazdığımızda 11 bölü 1'den 11 olarak gelecektir. Yani Ceyhan olacaktır cevabımız. A eşittir 2 bölü 3 bölü 7 ve B eşittir 2 bölü 3 bölü 7 olmak üzere A sayısının çarpma işlemine göre tersi B sayısının kaç katıdır diye sormuş. Önce bir A sayısını ve B sayısını düzenleyelim arkadaşlar. A sayısını birinci olduğu gibi yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Yani A sayısı aslında 14 bölü 3'e eşitmiş. B sayısını yazıyorum şimdi. Birinciyi olduğu gibi yazdım 2 bölü 3. İkinciyi ters çevirip çarptım 1 bölü 7 oldu. O zaman burası da 2 bölü 21 demekmiş. Demiş ki bize a sayısının çarpma işlemine göre tersi yani a üzeri eksi 1 nedir? Ters çevirdiğimizde bunu 3 bölü 14 yapacaktır. B sayısının kaç katıdır demiş. Yani 3 bölü 14 eşittir. B sayısı 2 bölü 21'di. B sayısını hangi sayıyla çarparsak A sayısına eşit olur demektir bu zaten. Şimdi burada bir e, İçler dışlar çarpımı yapabiliriz 21 ile 3'ü çarpıyorum şurada mesela 21 çarpı 3 bölü 2 de 14'ün yanına gelebilir 14 çarpı 2 K burada tek kalır zaten bizden K'yı istiyor. Şimdi burada sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak 21'i 7'ye böldüm 3 geldi 14'ü 7'ye böldüm 2 geldi 3 ile 3'ü çarptım 9 2 ile 2'yi çarptım 4 9 bölü 4 olmuş cevabımız yani Adana seçeneği. A, B, C sayıları verilmiş ve bunların sıralamasını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar, A eşittir diyorum 1 virgül 7 8 6 5. Burada tekrar eden sayılar hangileri? 8 6 5. Şunu biraz tekrar ettirelim şöyle 8 6 5 8 6 5 8 6 5 diye biraz tekrar etmiş olsun. B sayısını yazıyorum şimdi 1 virgül 7 8 6 5 8. Aynı şekilde tekrar ettiriyorum 7 8, 6, 5, 8. Sonra tekrardan 7, 8 diye devam ediyormuş. Şimdi C sayısına bakıyorum. C sayısında da 1, 7, 8, 6, 5, 8, 8. Daha sonra başa dönüyoruz. Tekrar Hepsi tekrar ettiği için 7, 8, 6, 5, 8, 8 şeklinde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu sayıların en küçüğü hangisidir bakalım. En baştan başlıyoruz bakmaya. 1 virgül diye başladık hepsinden. 7 hepsinde var. 8 hepsinde var. 6 bak burada var, burada var, burada var. Daha sonra hepsi 5 ile devam ediyor. Daha sonra 8, 8, 8 diye devam ediyorlar. Daha sonra bak buraya kadar hepsi aynı dikkat ettiniz mi? Ama bundan sonra işte değişiyor. Burada A'dan 6 geliyor, B'den 7 geliyor, C'den 8 geliyor. O zaman buradaki en küçük A'dır. Bir büyüğü B'dir en büyüğü de C'dir diyebiliriz. A küçüktür B küçüktür C cevabımız Adana seçeneği oldu. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere. A artı 1 bölü B artı 4 bölü C eşittir 2 artı 3 bölü 5. Şimdi arkadaşlar bu sorularda soldaki ve sağdaki ifadeyi birbirine benzetmeye çalışacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Mesela A ile 2 direkt burada aynı yerlerde durdukları için birbirine benziyor diyebiliriz. Ancak Sağdaki ifadelere baktığımızda 1 bölü B artı 4 bölü C var. Burada da 3 bölü 5 var. E biz 3 bölü 5'i şöyle yazamaz mıyız? Aslında 1 bölü 5 bölü 3 demektir değil mi? E bunu yazdığımızda biraz daha benzeyecektir. Yani şunu demek istiyorum. A artı 1 bölü B artı 4 bölü C idi. Diğer tarafta ne oldu böylelikle? 2 artı 1 bölü 5 bölü 3 oldu. Şimdi bak A'lar benziyor, B'ler benziyor. Ne kaldı? B artı 4 bölü C kaldı. Şimdi 5 bölü 3'ü nasıl ayırabiliriz peki? 5 bölü 3'ü de şöyle ayıramaz mıyız? 5 bölü 3 eşittir. 1 artı 2 bölü 3 demektir değil mi? Ancak şurada bir sıkıntı var. Biz burada tamam B yerine 1 deriz ama burada 4 bölü C var. E burada 2 bölü 3 var. 4 ile 2 birbirine benzemiyor. O zaman bunu şöyle yazabiliriz. 1 artı şurayı 4 bölü 6 şeklinde yazarsak işte o zaman benzeyecektir arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Şurası 2 artı 1 bölü 1 artı 4 bölü 6 yazdığımızda bakın üstteki ifadeyle alttaki ifade şu an işte birbirlerine benzediler. Şimdi a yerine 2 yazabiliyoruz bu durumda. b yerine 1 yazabiliyoruz ve c yerine 6 yazabiliyoruz. Bizden istediği şeye bakıyorum. 1 bölü a artı b bölü 3 artı 1 bölü c. 1 bölü a yani 1 bölü 2 artı b bölü 3 yani 1 bölü 3 artı 1 bölü c yani 1 bölü 6. Paydaları 6'da eşitleyebiliriz. 2 ile 3 de genişletiyorum. 3 çarpı 1'den 3, 2 çarpı 1'den 2 artı 1 bölü 6'dan 6 Alt bölü 6 gelir. Yani 1 olarak geldi cevabımız. Adana seçeneği oldu. ABC 3 basamaklı rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı bir doğal sayı olmak üzere demiş. E, bu toplamın en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi biz şunları toparladığımızda aslında şöyle gelecek değil mi? A bölü 4 bölü 100 artı B bölü 4 bölü 10 artı C bölü 4 olarak gelecek. Birinci olduğu gibi kalsın ikinciyi ters çevirip çarpalım dediğimizde arkadaşlar A çarpı 100 bölü 4 geldi artı B çarpı 10 bölü 4 geldi artı C bölü 4 olarak geldi. Şimdi bu toplamın en büyük olmasını istiyor. Toplamın en büyük olması için A'ya burada mümkün olduğunca büyük bir rakam veririz hangi rakamımız verebiliriz en büyük olarak? 9 verebiliriz. 9'u verdiğimizde 100'ü 4'e böldüğümüzde 25 gelir. E burası 9 çarpı 25 gelir. Yani 225 olarak gelir. Artı. Peki B'ye kaç verebiliriz burada? B'ye de 8 verecek olsak arkadaşlar. 8'i 4'e böldüm 2 geldi. 2 ile de 10'u çarptığımda 20 olarak gelecektir. Peki C'ye kaç verebiliriz? C'ye de 7 veririz diyeceğim ama 7 4'e bölünmüyor. Bizden tam sayı değeri istemişti. Dolayısıyla 6'yı da veremiyoruz, 5 de veremiyoruz ama 4'ü verebiliriz. 4 bölü 4'ten 1 gelir. Topladığımızda burası ne olacaktır? 246 olarak gelecektir. Bu durumda cevabımız da Bursa seçeneği olacaktır. Aşağıda sayı doğrusunda 2 ve 5 arası birbirine eş bölünmüş kısımlar kısımlarından bazıları gösterilmiştir. x eşittir 2 virgül 19 9'un üzerinde devir var. Önce bir x'i bulalım arkadaşlar sayının tamamı eksi devretmeyen kısım 21'dir. Bölü virgülün sağ tarafında bir tane devreden var bir tane devretmeyen var. Dolayısıyla buradan da kaç gelecektir? 198 bölü 90 gelecektir. Şimdi 2'ye böldüğümüzde 99, 2'ye böldüğümüzde 45 olarak geldi. 3 ile sadeleştirsek 33, 3 ile sadeleştirsek 15, tekrar 3'e böldüğümüzde 11, 3'e böldüğümüzde 5 olarak geldi. 11 bölü 5'miş. O zaman şu uzunluğa ben A diyecek olsam arkadaşlar 2'nin üzerine A kadar eklemişiz ve sonuç 11 bölü 5 yapmış. Şimdi 2'yi karşıya atıyorum. A eşittir 11 bölü 5 eksi 2 oldu. 5 ile eksi 2'yi çarptım eksi 10. 11'den 10 çıktı 1 kaldı. A eşittir 1 bölü 5 olarak gelmiş oldu. Peki şu uzunlukların birbirine eşit olduğunu söylemişti. Eş bölünmüş kısımlar demişti çünkü. Birinci A, ikinci A, üçüncü A. 3 Üç tane A var. O zaman Y'yi de buradan nasıl bulabiliriz arkadaşlar? 5'ten 3 tane A çıkartırız ve Y'yi bulmuş oluruz böylelikle. Y eşittir diyorum. 5 eksi 3 çarpı A yerine 1 bölü 5 yazdım. Ne geldi buradan? 5 eksi 3 bölü 5 geldi. 5 ile 5'i çarptım 25. 3 çıkardığımızda 22. 22 bölü 5 olarak gelmiş oldu. Y. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan seçeneği oldu.